Evet sevgili seyirciler, İstanbul'da Şanlıurfa'lı iş adamlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor tabii ki İstanbul'da. Ve şu an Şanlıurfa'nın bağrından kopmuş, İstanbul'da çok büyük yatırımlara imza atmış ve kendini ve kişiliğiyle, karakteriyle İstanbul'a kabullendirmiş bir iş adamı İbrahim Bengü. Efendim, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İstanbul'umuza şeref verdiniz. Eyvallah. Geldiniz, ne kadar güzel bir olay. Şeref verdiniz. Gerçekten mutlu oldum. Biz de çok memnunum. Güler yüzlüsünüz maşallah Güneydoğu TV olarak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Maşallah diyorum. Buradan Şanlıurfa'ya selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Efendim sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İbrahim Bengü kimdir? İbrahim Bengü 1956 Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa'nın içindenim, merkez. 5 kardeş, bir bacı, 6 kardeşiz. Benim babam yapıcı ustası, taş ustası, taşla benim bile resmini yapan ustadı. 90 yaşında rahmetli oldu. Annemiz babamızın okul yazarı yoktu. Annemiz babamız bize hep bize okul okuttu. Elhamdülillah. İşte İzmir'e geldik. İzmir'den sonra İstanbul, Ankara, Bayburt görev yaptım. İşte şu anda da emekli o görevdeyken şirketlerim vardı eşimin adına. Çocuklarım yönetiyordu. Emekli olunca şirketlerin başına geçtim. Şu anda Özbekistan'da Kaşkadarya, Andijan'ın, Buhariye'nin çöpünü taşıyorum. Evet. Orada 8000 kişiye yakın çalışan personelim var. Evet. Türkiye'de de 12-13 bin kişi çalışanım var. En son bir ihale aldım. Devlet Demiryolları'nın 81 Türkiye'nin her tarafını aldım. Türkiye'nin her tarafını Devlet Demiryolları'nın güvenlik ihalesini aldım. 3000 kişiye yakın personel çalışacak. Bütün MEP okullarını aldık. İstanbul'da ve İzmir'de, Ankara'da köklü şirketlerle çalışmaktayım, kurumsal şirketlerle. Benim kızım hukuk bürosu devam ediyor. Karşıyaka Koleji'nin eğitime önem verdiğim için oran yarısı benimdir. Şimdi kendim Bengü Tıp Merkezi'ni açıyorum. Hayatımı sağlığa ve eğitime adadım. Bulunduğumuz müddet zarfında çalışacağız son anımıza kadar. Bu dünyada bırakabileceğimiz en büyük miras itibarla ve aile şerefidir. Ben Urfalıların efendisi de hizmetkarıyım. Urfa'ya da bir yatırım yapacağız Allah'ın izniyle. Büyük bir yatırım olarak programımızda var. İnşallah Allah'ın izniyle. Onu açıklamak istemiyorum burada. Bu da benim gündemimde. Yani Urfa'ya yatırım yapmaktan şeref duyuyorum çünkü ben Urfalıyım. Öz Urfalıyım. Memleketim benim içerisinden önde gelir. Aile olarak da Urfa'da büyük bir yatırımımız olacak. İleriki zamanlarda Güneydoğu TV olarak Urfa'da canlı yayına çıktığım zaman hekim nereden bakmış olsan yapacağımız yatırımda 600-700 kişi çalışacak. Aslında İbrahim Bey, ben şöyle bir konuya girmek istiyorum. Evet. Şanlıurfa'da ne eksikse iş hayatınıza onu yansıtmışsınız. Evet. Örnek vereyim. Şanlıurfa'da eğitim büyük bir sıkıntı. Evet. Evet. Sağlık büyük bir sıkıntı. Evet. Ve siz yatırımınızı bu şekilde yapmışsınız. Evet. Bak, ben onu söylemek için. Şimdi benim için orada da şimdi bir sınıflarımızda orada 45-50 kişi aynı sınıfta okuyor. Nefesle sınıflar ısınıyor. Evet. Aynen. Nefesle ısınıyor. Benim için eğitim önemli. Yine de Şanlıurfa'da bazen üzülerek televizyonda, Güneydoğu'da, Kanal Urfa'da televizyonlar. Bir, benim felsefem de benim lügatımda ufak yaşta kız çocukların evlenmesine karşıyım. Evet. Bu Urfa'da maalesef oluyor. Akraba evliliğine karşıyım. Kız çocuklarını okula yollamayan zihniyete de karşıyım. Çünkü kız çocukları bizim evladımız. O çocuklar bizim evladımız. Hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi görüşten olursa olsun bizim evlatlarımız. Biz o kızı evlatlarımıza sahip çıkmakla mükellefiz. Allah'ın emaneti kadındır. Allah. Çünkü bizi de doğuran bir kadındır. Evet. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bütün annelerin ellerinden öper. Evet. Ve bizler de buradan öpüyoruz. Sevgi ve beyin kalbi yönetir. Kalp de sevgi yönetir. Biraz iş hayatınızdan bahsedelim efendim. Valla iş hayatında. Şimdi ilk böyle şirketi kurduğunuz sene kaç yılında kurdunuz? 99. Şu o dönemden bu döneme kaç personel var şimdi? Şu an Türkiye genelinde yurt dışıyla beraber 22 bin. Maşallah. 22 bin kişi. 3 ile çarparsan 65 bin kişiye ekmek veriyorum. Allah'ın sayesinde. Rabbimin yani. Sayesinde. Tabii bu hastane tıp merkezinden de açılırsa da orada 40'a yakın doktor çalışacak. Şimdi ilk şirketi kurduğunuz zaman bu kadar büyüyeceğinizi düşünmüş müydünüz? Hayal ben çalışkanım. Polislikte yılları. Ben çok çalışkanım. 24 saatin 20 saati çalışırım. Ben tavla, okey,
kahve kültürüm yoktur. Evet. Ben bir hayal kurarım, bu binayı yıkacağım, onun hayalini kururum. Loto, toto, at yarışı oynayarak hayal kurmam. Ben zoru başardığım zaman kendim mutlu olurum. 1980 yılında İzmir'de polislik yıllarımda pert olan araçlar vardı. Trafikte evet. Murat 131'ler, evet. Şahinler, Doğanlar vardı. Ben onları eşimin üzerinden alırdım. Eşimin üzerinden alırdım. Karabağlara götürdüm. Satın alırdım. Ben memur olduğum için kendi üzerime bir şey alamam. Sabahlara kadar hafta sonunda tamirhanede çalışırdım. Çocuklara bir Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay kasetleri koyardım. Çocuklar hem böyle bir ay içeride sabahlara kadar çalıştırdım. Araba bittikten sonra bir arabayı 10 bin liraya mal ederdim. 15 bin liraya satardım. O yıllarda çok araba sattım. Ondan sonra İstanbul'a geldiğim zaman 1990 yılında İstanbul'da su sorunu vardı. Evet. 12 tane su istasyonu açtım. İçme suyu sattım. Ondan sonra Seydioğlu Habeş var, Gaziantep'li, onun patentini aldım. Üç tane baklava salonu açtım, hazır böyle baklava sattım. Ondan sonra Bahçelievler Yayla'da Urfan Kebap Salonu açtım, orada da 40 kişi çalışıyordu. Ondan sonra güvenlik şirketini kurdum, temizliği kurdum. Bu seviyeye geldim. Ama durmamışsınız, durmadım. Hep çabalamışsınız, koşturmuşsunuz. Yani. Para beni yenmedi, parayı ben yendim. Para yenerken çiğ köfte gibi yoğurdum. İtibara önem verdim. Ne dolar beni yenebildi, ne euro yenebildi, ne sterlin yenebildi, ne de para yenebildi. Parayı ben yendim. Para beni yenseydi sizler de tanımazdım. Şaşırdım. Büyüdükçe küçüldüm. Ben eğilirim, sizi ayakkabınızı da bağlarım. Hastasınsa sırtımı alıp hastaneye götürürüm. Karnın açsa doyururum. Ama konu memleket olunca, ay yıldızlı bayrak olunca var ya, iş değişir. Çünkü Çanakkale şehitliğine yatan merhum şehitler o bayrağı bize emanet etti. Dünya var olduğu müddetçe, rüzgar estiği müddetçe o bayrağı bizden sonraki kuşağa bize teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. Büyük bir devletiz. Çalışmaktan, koşmaktan, üretmekten başka hiçbir şansımız yok. Güçlü bir devletiz. Evet. Bu ülkenin tek lideri vardır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk soyadını verdi ve kadınlara seçme seçilme hakkını verdi. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderim, bir liderim olduğu için kumar, iftiharla yurt dışında bunu anlatıyorum. Mesela İngiltere'ye gittim, Sütçü İmam'ın acı biberlerini gördüm marketlerde. Üstünde Maraş biberi, Sütçü İmam'ın resim markaları var. Ayrı bir gurur duydum. Fransa'da ayrı, Hindistan'da ayrı durdum. Yani ülkemle övünüyorum yani. Daha büyüyeceğiz. İnşallah. Biz de artık bir Avrupa'yız. Peki memlekete gidiyor musunuz Şanlıurfa? Ben Urfa'ya sık sık gidip geliyor. Bir senede bir gidip geliyorum. Bundan 7-8 ay önce bir Urfa'daydım. Urfa'da kaldım. Ondan önce Numan Kurtulmuş, Sayın Genel Başkan Numan Bey ile beraber Urfa'ya gittik. Nevali Oteli'nde bir gece kaldık. Evet. Bir de tekrar da geldiğimde Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Urfa'ya geldiği zaman geldim. Aynı günde geri döndüm. Numan Bey de dostunuz eski. 30 yıllık daha Numan Bey Refah Partisi'nde 1990'lardan benim Numan Bey'le bir hukukum vardı. Evet. Numan Bey'le biz Has Parti'nin kurucularındanız. Evet. Ben, Abdülhamit Gül, Şeref Malkoç, Mukadder Başa Yılmaz, Mehmet Bekaroğlu, ben. Biz hep beraber parti kurucularındanız. Korkut Ata. Numan Bey benim kadim dostumdur. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcımızdır. Sayın İçişleri Bakanımız da yıllardır, 20 sene yakında aynı yerde beraber oturuyoruz. Kadim bir dostumdur. Bekir Pakdemirli İzmir'den kadim bir dostumdur arkadaşım. Ve yine de ben siyasette, benim için bayrak önemli, benim için yarış önemli. Yarışı kim kazanırsa onu desteklerim. Önemli olan ülkenin huzuru, huzuru önemli. Evet. Birlik ve beraberliği önemli. Peki PKK'ya karşı vermiş olan mücadeleyi nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben dış ülkelere karşı. Bir dakika. Evet. Ben Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Evet. Cumhuriyet tarihinin 24 saatin 20 saati çalışan, hiç uyumayan, evine de gelmeyen, uçakta, helikopterde yarım saat uyuyan bir insandır. Ben de yıllarca polislik yaptım ama Süleyman Soylu gibi bir İçişleri Bakanı Cumhuriyet tarihinde gelmedi. Gelmez de. Bu ülke 7 bölgeden oluşmaktadır, Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkede din, ırk, mezhep ayrımı yapana karşı. Evet.
Lazıyla, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Türk Ermenisiyle, Türk Yahudisiyle biz güçlü bir duvarız. Bu ülkenin çalışmaktan başka hiçbir şansımız yok. Benim yaşım 65, halen çalışıyorum. Elhamdülillah. Günde 20 saat çalışırım. Ben her mezarlığın önünden geçerken dua ederek geçeceğim. Cenab-ı Allah, geleceğim yerim orasıdır, bakarım. Bu adem geldiği zaman oraya giderim, sözün bittiği yer. Orada para geçmez, euro, dolar, mark, hiçbir şey geçmez. Orada geçecek tek konu vardır, itibar ve aile şerefidir. Evet. Gözlerimiz kapalı bir imtihan oluyor. Gözlerimiz kapalı bir imtihan orası. Bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem, bir tarafta da zamanıyla hesap yerdir. Ben korkarım. Onun için Rabbime şükür ediyorum. Ne kadar güzel bir dünya yaratmış. Geceyi, gündüzü, rüzgarı, güneşi, mevsimleri yaratmış. Ben dünyanın en mutlu insanım. Bir de benim Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderim var. 1920'lerde o lafları, o atasözleri söyletenin bir sahibi var. O da Cenab-ı Allah. Elhamdülillah. Rabbim. Yani Urfalılar da devletçidir, evet. Milliyetçidir, bayrakçıdır. Kesinlikle, gerçekten Urfalılar birbirine tutkundur. 404 gibi, bir duvar gibi, mozaik gibi güçlü bir Urfalılar. Allah'ın izniyle daha iyi olacak, siyasette daha iyi yerlere geleceğimizden asla bir kuşkum yok. Çok çalışacağız, başarılı olacağız, ilerleyeceğiz ülke olarak da. Ve ekonomiyi de yeneceğiz inşallah. Allah'ın izniyle yeneceğiz. Dış güçlerin de oyunları var. Dış güçlerin de oyunları var. Ama biz güçlü bir devletiz. Bizde iman var. Rabbimin imanla çıkıyoruz. Aynen, bir şey yok zaten. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bu ülkenin çok güzel işler yaptı. Allah ondan da razı olsun. Şu an ülkenin neresine gidersen git Avrupa yollar görüyorsun. Aynı Amerika'daki, İngiltere'deki, Fransızlar'daki gibi otobanları görüyorsun. Gerçekten ülkede işte. Eksiğimiz var. İnşallah onları düzelir değil mi? Ya bu ülkenin, dünyanın her tarafında ülkede cehalet var. Biz yavaş yavaş cehaleti yeneceğiz. Ülke olarak yeneceğiz. İnşallah. Eğiteceğiz. İnşallah. Yeni kuşağı, yeni gençlere Ay Yıldızlı Bayrağı teslim edeceğiz. İnşallah. Onları alkışlayacağız. İnşallah. Onları okutacağız. Kumaşla alkışlayacağız. Evet. Urfalı gençleri alkışlayacağız. Evet. Artık Urfa da değişti. Artık eski Urfa yok, eski cehalet yok. Şehir değişti. Bugün Karaköprü'ye gittiğim zaman, baktığım zaman aynı İstanbul görüyorum. Karaköprü çok değişmiş. Urfa hakkı çok değişmiş. Eğitim önemli. Urfa'nın şu anda bir eğitimle sağlığa ihtiyacı var. Bir de elektrik. İstanbul'dan bile bu sorunu biliyorsunuz. Yani biliyorum. Urfa'nın sorunlarını biliyorum. Urfa'da iş sahası. Evet. Kesinlikle bana bir belge holdingi olarak binlerce mailler geliyor. İş yok, iş yok, güvenlikçi. Ben 14 senedir eğitim kurumum var benim. Ben Şanlıurfalılara, Şanlıurfa kütüğüyle gelen şehitlere, gazilere, fakir aile çocuklarına ben ücretsiz, silahlı, silahsız eğitim verdiriyorum. Az da ücret almıyorum. 4000 lira, 5000 lira. Bu İstanbul'daki tüm Urfalılara vermişimdir. İzmir'deki tüm Urfalıların en azından Urfalı olarak var ya tahminim 2000 kişiye yakın Urfalılara kimlik verdim. Silahlı, silahsız ücret almıyorum. Tüm Urfalılar da bilir. Derneğe gitseniz hepsi de bilirler. Allah razı olsun. Almıyorum. Ben Urfalılara ve şehit ailelere, fakir ailelere, gazi çocuklarına ben ücret almıyorum. Bedava. Maşallah. Almıyorum. Geldiğim yeri unutmadım. Şanlıurfa Kamberyen'in içeri gireyim. Abi sende çok pozitif bir enerji var. Evet. Evet. Yani biz içeri girdiğimiz gibi aldık onu. Evet. Buradan son olarak Şanlıurfalılara, Şanlıurfalı gençlere neler söylemek istersiniz mesela? Şanlıurfalı gençlere bir eğitim. Sigarayı bıraksınlar. Evet. Çalışmaktan başka bir şansımız yok. Kendilerini yetiştiren annelerine, babalarına saygıda kusur etmesinler. Onların elini öpsünler. Onların hayır dualarını alsınlar. Urfalılar çok çalışkandır. Çok çalışacağız. Daha yerlere geleceğimizden inancım tamdır. Güçlü bir Urfa. Evet. Güçlü bir Urfa. Ama belediyelerimiz de arı gibi çalışmak mecburiyetinde. Çalışıyorlar. Daha yeterli değil benim için. Daha çok çalışacağız. Yeni Urfa'yı hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah. Hep birlikte.